Bu çok güzel durmuştu o gün sizde, gördüm zaten. Evet, teşekkürler. Bu bluzu evet. Çok sordular. Bu da böyle. Kalıplar o kadar kolay, örmesi çok kolay. Şimdi ben bütün ölçü yeri vereyim. Kaç yumak gidecek hepsine, onları bir söyleyeyim isterseniz, evet, modellerin üzerinde. Evet. Sonra da bu işin en önemli özelliği ütü. Çünkü bu ipliğin yapısı ile ütü buluştuğunda böyle gerçekten inanılmaz bir doku görünüm oldu. Buyurun. Şimdi biz bu çalışmayı yaparken şöyle renkli ipliği bizden bu yelek için 5 yumak kullanıyoruz. 5 yumak. Bu yelek için de tabii düz renkle 5 yumak. Böyle düz renkle. Bluz için 3 yumak kullanıyoruz. 3 yumaktan o bluz çıkıyor. Evet, evet. 3 yumak böyle 100'er gramlık 3 yumak bluz için kullanıyoruz. Bunun için 4 yumak kullanıyoruz. Bu biraz da boyu uzun bir şey. Boyu uzun. 4 yumak kullanıyoruz. Evet. Şimdi hemen ölçüleri vereyim. Yeleğimizi şuradan başlıyoruz. Alttan. Buradan başlıyoruz. 170 tane Tunus işi ilmeği çekeceğiz. 170 ilmekle başlıyoruz. Burada 38 santim örüyoruz. Şimdi örmeyi göstereceğim. Sonra omuz için 24 tane Tunus işi ilmeğini örmeye devam ediyoruz. 24 tane ördükten sonra 55 tane kol evi için burada bir kaydırma işlemi yapıyoruz. Kapatma yapacağız. Geri kalan ilmekler burada devam edecek. Sonra arkası için 20 santim daha örüyoruz. Bunlar ütüsüz söylediğim ölçüler. Ütü yok. Ütüsüz ölçü bunlar. 20 santim örüyoruz. Böyle 20 santim ördükten sonra diğer kolu açıyoruz. Sonra 38 santim yine örerek bu taraftan bitiriyoruz bluzumuzu. Sonra bütün şeysi, yeleğimizi. Bu hava ütüyle gelecek. Şimdi evet, Tülin Hanım bize o ütüleme işlemini gösterecek. Aslında çok iyi olacak. Evet. Siyah yelekte renkli yeleğin aynısı. Aynı ölçüler. Burada böyle dikdörtgen örüyoruz. 160 ilmek başlıyoruz. 160 tane Tunus işi ilmeği göstereceğim şimdi. Bunu böyle İstediğimiz boyda yapabiliriz. 42 sıra falan. Bu 42 sıra örüyoruz. Sonra 13 sıra kol için devam ediyoruz. Hiçbir şey yok. Kesme falan yok. Dümdüz örüyoruz. Evet. Buradan şu kollu yani. Şimdi bu yakayı kesme işlemi aslında bu kolu kesme işlemi. Aynısı. Yani çevirdiğimizde yaka oluyor. Onu göstereceğim. İstersek örgüyü arkaya çeviriyoruz. Arkadan bitiriyoruz. Hani dikiş olmasın bunun üzerinde diye ama burada biz dikiş yaptık. Dikiş de olur. Bunda dikiş yapmışız, evet, dikiş de olur, olmayabilir. Bunu da 3 yumakla ördük dedik, 160 ilmekle başladık dedik. 50 ilmek omuzda ayırıyoruz, 60 ilmek yakada ayırıyoruz, 50 ilmek bu omuzda ayırıyoruz. Geldik yazlık elbisemize, pareoya. Bunu 4 yumakla örüyoruz, 140 ilmek başlıyoruz. 140 ilmeği 85 santim örüyoruz. 85 santim ördükten sonra devam ediyoruz burada. Bir 25 sıra daha örüyor. Pardon. Hepsi 85 santim. Hepsi 85. Hepsi. Evet, evet. Hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok. İki tane dikdörtgen örüyoruz. Aynen. İki dikdörtgen örüyoruz. Burada 24 tane falan dikmiyoruz böyle üzerine. 16 tane falan dikiyoruz. 60 tane ilmeği yakaya bırakıyoruz. İki parçayı örüyoruz. Böyle iki parçayı ördükten sonra dikiyoruz. Yan tarafında böyle dikiyoruz. İşte bir iki karış ve yırtmaç bırakıyoruz. Süper. Bu böyle. Şimdi yani bundan bu türlü bluz da yapılabilir. Bunu bluz olarak da yapabiliriz. Tabii. Çok güzel. O zaman geçelim. Hemen ütüyü gösterip ütüyü oturalım mı? Önce. Tamam. Ütümüz kızmıştır çünkü. Tünem ayarın iyi. Baktık mı ayarına? Tamam. Biraz yapabilirim. Koktu da bana Tünem. Dikkat edin. Yok. Üçte evet. Üç tamam. Noktada olacak ütümüzün. Buharlı. Buharlı olacak. Şimdi bu çalışmalar bir 15-20 santim ütü örgüyü büyütüyor. Ütülenmemiş halde. Bu ütülenmiş, bu ütülenmemiş. Bu ütülenmemiş. Şimdi burada kitle uzat işlemi yaptığımız için o örerken kendisini böyle bırakıyor sonra ipliğin yapısından dolayı ve böyle topluyor örgü kendisini. Yani sizin ördüğünüz zaman Tülin Hanım'ın gibi olmadı demeyiniz. Evet, böyle olacak. Bakın böyle olacak, ütülenince böyle olacak. Ve en önemlisi de hiç bozulmayacak. Ütüyü bir kere yapıyoruz, sonra makineye atalım, yıkayalım. Hiçbir şekilde bu bozulmuyor, asla geriye dönmüyor. İpliğin özelliğinden ve kitlemeden dolayı. Evet. Şimdi 3 numaraya aldık. 3 ayara, 3'e, 3 noktaya. Buharlı, buhar var. Kızdı ütümüz. Böyle buharı vererek eşit.
eşit olarak ütülüyoruz. Her yere eşit vuruyorum. Yani farkındaysanız böyle bir yerden başlamadım. Böyle bir eşit parçamızı bir büyütüyorum. Şimdi şöyle yapıyorum. Böyle, böyle, böyle çekiyorum. Böyle, böyle. Nasıl farklı bir şey oldu? İnanılmaz güzel oluyor. Bayağı. Şimdi bir kişinin yaptığı işi hani övmesi çok böyle şey bulunmaz. Hani hoş olmaz ve inandırıcı da olmaz. Ama yani ben bir ipliğe bir doku bu kadar mı yakışır diyorum. Çok yakıştı. Çok 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 güzel olmuş. Altta kaldı biraz. Şimdi şöyle. Evet. Böyle. Yani hani sar uzat var ya, sar uzat şişle yaparız. Evet. Onun size iplik bu imkanı veriyor. Yalnız şunu söylemek isterim tabii. Hani bazen hanımlar burada gösterdiğimizde evdeki iplerle yapıyorlar. Şimdi aynı olay olmaz. Yani bu ipliğe özel bir durum bu. Bu tekniğin, bu duruşu. Ve ütüyle buluşması. Hani normal iplikte belki aynı işlemi yaptıklarında böyle ütüyle açmaz. Böyle. Sevgili izleyiciler bayağı. Evet. Şuna bakın. 15-20 santime kadar. Dikkat edin ütüye. 20 santime kadar büyüyor. Çünkü burada da şu çok önemli. Herkesin çektiği uzunluk, hani çekerken şimdi ipliği aynı olmayabilir. Yani kısa çeker, uzun çeker. Dediniz. 15 santim rahat uzuyor. Çok, çok uzun çekenler bunu 20 santimde uzar. Burada mesela 20 santim uzadı. Şununla şunun arasında 20 santim uzadı. Ütüsüz ve ütülü hali. Bir şey söyleyeceğim. Bundan perde ben bayıldım yani. Sayı aynı. Perde olur. Yazlık evlere tak burasına halkaları. İşte mutfaklara. Çok çok güzel. Yani sihirli gibi bir şey oldu. Evet, sihirli oluyor, evet. Ve hiç bozulmuyor yıkandıktan sonra da. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi tabii bunu ben biraz daha ütüleyeyim. Aynı boya gelecek. Biraz daha ütülediğimde daha bastırarak ona bayağı bir ütüledim. Yani süremizi alalım. Ütüleme önemli yani. Evet. Çünkü şey... Geçebilirim. Tamam. Göstereyim. Ha, tamam. Bayağı diyorsunuz biraz daha uzatabiliriz. Tabii bunu. Tabii. Böyle biz bunu çeke çeke böyle uzatırız. Aynı ölçüye gelecek. Çünkü ikisi aynı sayıda evet. Başlandı. Evet. Tamam. Geçelim böyle. O zaman. Geçelim şimdi yapmaya. Bunu işimizi gösterelim. Gösterelim. Bunu göstermemiz... Tülin Hanımcığım siz geçin. Tamam. Ben, rahat edin. Bunu göstermemiz çok iyi oldu. Benim de kafamda tam canlanmadı mesela. Ütülenmeden nasıl oluyor, ütülendikten sonra nasıl oluyor? Bunu çok iyi düşündük arkadaşlar. Çok iyi oldu bu. Yani ben bile aa dedim çok hoş oldu ve bozulmuyor diyor. Buradan sonra yıka yıka aynı şekilde kullan. Evet. Süper bilgi. Bunu çekebiliriz bir gün sonra. Şimdi... Evet. Geldi. Ben renkli ipliğimizle başlayabilirim. Tunus tığınız kaç numara Tülin Hanım? Şimdi bu 3 numara. 2,5 3 numara olabilir. Bu 3 numara. Tunus tığısıyla yapıyoruz işlemimizi. Şöyle zincir çekiyoruz. En önemli özellik zincirimizin gerçekten çok gevşek olması gerekiyor. Burada biraz önce söylediğim ütüyü nasıl açtı ama biz bunu sıkı çekersek her yeri açılır örgünün ve bu en altı açılmaz, en altta kasar ve bütün örgü mahvolur. Ve ön kenarlarda çekerken hep böyle aynı oranda çekmeliyiz. Şimdi benim 3 sıra mutlaka örmem gerekiyor. 3 sıra üzerinde çalışmayı göstermem gerekiyor. O yüzden çok fazla zincir atmıyorum. Verdiğim ölçülerde hanımlar atarlar. Şimdi böyle ilmeğimizi uzatıyoruz. İlmeğimizi uzattık. Tığımı zincire batırıyorum. İpliği alıyorum. Yukarı çekiyorum, çıkarıyorum. Fakat burada bir kitleme işi yapıyorum. Yani bir zincir çekiyorum. Biz buna kitleme dedik. İpliği tekrar uzatıyorum. Yine yan tarafına geçiyorum. Batırıyorum. İpliği çıkarıyorum, ilmeği. Bir tane zincir çekiyorum. Kitleme işlemi yapıp uzatıyorum. Batırıyorum, çekiyorum. Kitleme işi yapıyorum, uzatıyorum. Batırıyorum, çekiyorum. Kitleme işi yapıyorum, uzatıyorum. Şimdi bana gelen sorulardan tahmin edebiliyorum. Onları açıklayarak ilerlemek istiyorum. Buyurun. Hanımlar diyorlar ki şimdi siz böyle çekiyorsunuz, hepsi aynı hizada oluyor. Biz çekerken bu hizalar bozuluyor ve giderek küçülüyoruz. Tamam, doğru. Giderek güzel, küçülüyoruz. Güzel söylemiş. Şimdi ben onu açıklayayım neden öyle olduğunu. Şimdi bunu ben böyle bırakırsam, rahat bırakırsam şurayı, bunu batırıp çekersem, kitlersem, rahat bıraktım, tutmuyorum. Burası biraz daha kısalır. Bir tane daha yapınca daha kısalır. Bunlar aynı boy olmaz. Ne yapıyorum?
ben bunlara hakim oluyorum. Bunları bir sıkı tutuyorum şu baş parmağımla. Bunları böyle bir tutarak batırıyorum tığımı ve böyle çekip yukarı çekiyorum. Hep bu son çektiğime bir bastırıyorum yukarıdan. Ama bu tabii çok zor bir şey değil el alışınca. Bu çok kolay bir şey böyle. Bunlara değil ama bunlar artık kayıyor. Ben böyle buraya bastırıyorum. O zaman hepsini aynı hizada çekebiliyorum. Böyle çekiyorum. Şimdi böyle kilitliyorum ve çekiyorum. Batırıyorum, ipliği alıyorum, çıkarıyorum. Normalde tunusu şimdi biz yukarı çekeriz ama biz kilitleyerek yukarı çekiyoruz. Şimdi bu anlaşıldı zannediyorum. Geri dönelim. Geri dönelim. Şimdi ipliğimizi alıyorum. Tığının başına dolayıp geri çekiyorum. Çektim. Bir zincir çekiyorum araya. İkinci ilmeği alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek daha. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek daha. Böyle ama şu çok önemli. Bunu çok sıkı çekmemeliyiz. Yani burada biraz şöyle hafif bunu uzatmalıyız. Yoksa örgümüz kasar. Böyle hafif uzatarak zincir çekiyoruz. Bir tane çekiyoruz. Zincir çekiyoruz. Bir tane çekiyoruz. Zincir çekiyoruz. Bir tane. O kadar zevkli, o kadar keyifli böyle bir çalışma. Böyle çekiyoruz. Tek tek. Hiç ama şu arayı kesinlikle sıkmıyoruz. Bu ara biraz rahat oluyor ki küçülmesin örgümüz. Evet. Şimdi bitti. Bir sırayı yaptık. Verdiğimiz ölçülerde biraz önce verdik ölçülerimizi. Bir zincir çekiyorum yine. Kilitledim. Uzatıyorum. Uzattım. Şimdi gelen sorulara istinaden yine bir açıklama yapayım. Örgümüzü biz yapıyoruz ama örgümüz yamuk gidiyor. Yani örgümüz yamuluyor. Ki yamulur. Çünkü hep araya aynı sayıda batılmayacak. Şöyle yapmamız gerekiyor. İkinci sırada araya batıyoruz. Yani iki ilmeğin arasına batıyoruz. İlmeğimi geçiriyorum, çıkarıyorum, yukarı çekiyorum. Aralara. Her ilmeğin böyle arasına, boşluğa, zincire değil, zincire batmıyorum. Araya böyle boşluğa batıyorum, çekiyorum, kilitliyorum, uzatıyorum. Böyle boşluğa batıyorum, çekiyorum, kilitliyorum, uzatıyorum. Bu şekilde böyle çok hızla örülebilecek bir şey. Çekiyorum, uzatıyorum. Ama farkındaysanız hep şuraya çok yavaş yapar mısın? Sahip çıkıyorum. Çok yavaş. Çok yavaş yapıyorum. Batırıyorum. İpliği alıyorum. Çektim. Kitledim zincirimle. Yukarı çektim. Batırdım. İlmeği aldım. Çektim. Çok güzelmiş. Kitledim. Yukarı çektim. Yani bu ipliğin yapısına ipleri boşta bırakmak çok yakıştı. Ütüyle buluştuğunda çok güzel oldu. Vallahi şimdi yatak örtüleri, her şeyler yapıyoruz. Şimdi böyle son sıraya geldim. Son, burası çok önemli. Son iki ilmeğin arasına da aynı şekilde battım ve geri dönme işlemi yapıyorum. Şimdi aynı biraz önce gösterdiğim gibi geriye dönüyorum. Benim burada üç sırayı muhakkak göstermem gerekiyor. Böyle çekiyoruz. Şöyle geri. Böyle çekiyoruz. Burada tabii kesinlikle şu araları sıkmıyoruz. Sıkarsak çok burası daralır. İlmeğimiz hep böyle rahat. Hep rahat. Rahat rahat çekiyoruz. Çektik ve son ilmeğimi de aldım. Şimdi yamuk gitme olayı buradan sonra oluyor. Yani bu iki sırayı bu şekilde örüyoruz. Hep aralara battık. İlk araya battık, son araya battık ikinci sıramızda. Şimdi üçüncü sıramızda yamuk gitmemesi için şunu yapıyoruz. İlmeğimi uzattım. İlk araya atlıyorum. İlk araya batmıyorum. İkinci araya batıyorum. Çok önemli. Tekrar göstereyim. Örgümüzün yamuk gitmemesi için ilk araya batmıyorum. İkinci araya batıyorum. Battım. Çok güzelmiş. Ve yukarı çektim. Yine aynı. Böyle aralara batarak bunu böyle örüyorum. Böyle örüyorum. Şöyle şimdi devam edeyim. Bir püf noktası daha söyleyeyim. Yani evet çok kolay, çok kolay ama tabii ki püf noktası var. Bu püf noktaları çok önemli. Bütün örgüyü mahvedebilir. Şimdi püf noktası ne? Sona geldim. Son araya batıyorum. Son araya battım. Peki başladığım ilmekle aynı sayıda değilim şu anda. Çünkü bir tane atladım burada. Aynı sayıya gelebilmek için, aynı sayıyı koruyabilmek için hemen son ilmeğin arasına giriyorum. Son ilmeğin arasından
Bir tane daha çıkarıyorum. Kilitliyorum ve uzatıyorum. Anlaşıldı zannediyorum. Burası çok önemliydi. Çok burada atladım ama burada atladığımı burada yerine koydum. Son ilmeğin arasına girerek yerine koydum. Şimdi bu örgü hiçbir şekilde yamulmaz. Çok düzgün, düz gider. Şimdi böyle geriye geliyorum. Bunu hep tekrarlıyoruz. Yani ilk sırada ne yaptık? Hep araya girerek, ilk araya girerek ve son araya girerek ördük. İkinci sırada ilk arayı atladık. Son ilmeğe iki kere battık. Hem araya hem ilmeğin kendisine. Şimdi bir püf noktası daha. Burada şu ilmekleri hep uzun çekmeliyiz. Neden? Şimdi bu örgü ütüyle uzayacak. Peki bunu ben kısa çekersem aynı boyda uzamaz. Genellikle şimdi ilk başlangıç olduğu için bu hemen kısacık çekilebilir. Kısa çekmemeliyiz. Hep burayı da ilk arayı uzun çekmeliyiz. İlk başlangıcı. Şimdi ne yapmalıyım? İlk sıraya dönüyorum. İlk sıraya yaptığım gibi gene ilk aradan başlıyorum. Yani iki ilmeğin arasına batıyorum. İki ilmeğin arasına batıyorum. Hep aynı. Yani dönüşümlü olarak bu işlemi yapmalıyız. İlk sırayı yaptıktan sonra ikinci sırada ilk araya battım, son araya battım. Üçüncü sırada ilk arayı atladım, sonra ilk arayı atladığım için sonda ilk araya, son araya battım ve en son ilmeğin içine battım. Şimdi yine hep araya battım, ilk araya ve son araya. Yani dönüşümlü olarak bu tekrar edecek. Bundan sonra gene bir ara atlayacağım. Sonra ilk araya batacağım. Sonra yine bir ara atlayacağım. Sonra yani yine ilk araya. Üç sırada bir başa dönüyor gibi. Bir sıra öyle, bir sıra öyle. Bir sıra öyle, bir sıra öyle. Bir sıra, öyle. Bir sıra atlıyorum, bir sıra atlamıyorum. Çok güzel renkler. Mesela ben şurada ne renktir Tülin Hanım bu tam böyle? O gül kurusu gibi, pudra gibi. Mesela onunla çok hoşuma gitti. Çok güzel oldu. Şöyle yeşille şu mesela giyim tarzınıza göre. Hı-hı. Şu yeşili zaten çok seviyorum. Hı-hı. O ve şu olabilir. Çok güzel bir kombinasyonlar yapabilirsiniz. Şimdi evet Tülin Hanım. En önemli püf noktalarını verdim. Şimdi ölçülere göre biraz önce dedim ki böyle başlıyoruz, başladık. Şimdi bu bir minyatür. Ördük. 170 ilmek başladık. 38 santim ördük. Geldik. Burası omuz. Omuz için 24 tane ördük. Ama hep şeye dikkat ediyoruz. Biraz önce gösterdiğim püf noktalarına örerken hep dikkat ediyoruz. Geldik. 24 tane ördük. Şimdi kol evini açıyoruz. Aynı zamanda bluzun yakasını da açıyoruz gibi düşünebiliriz. Hani örgüyü arkaya çevirebiliriz. Evet. Omuzda dikiş yapmamak için. O da olabilir. Şimdi burada 24 tane ilmeği çektikten sonra şöyle burayı sıkı tutuyorum. Bu küçülmüyor. Alıyorum, bir zincir çekiyorum. Böyle gevşek gevşek. Yine bir zincir çekiyorum. Şöyle bir ilmek daha aldım, kaydırıyorum. Tekrar göstereyim burayı şimdi. Şöyle ilmeği alıyorum, kaydırıyorum. Batırıyorum, ilmeği alıyorum, kaydırıyorum. Şimdi burayı yakayı açıyorum, örmüyorum. Böyle kaydırıyorum. Gevşek gevşek ama. Batırıyorum, ipliği alıyorum, kaydırıyorum. Naz, izliyor musun burayı? Çok ilginçmiş. İpliği alıyorum, kaydırıyorum. Böyle 55 tane zinciri kaydırıyorum. Şimdi yakayı açmış oluyorum, kolu açmış oluyorum. Aynı yani o bilgi, aynı mantık. Kol evini açıyorum. Şimdi böyle başladık yeleğimize, geldik. 24 ilmek ördük. Hemen kol evi için 55 tane aynı şekilde zincirimizi kaydırdık. Nereye geliyoruz? Şuraya geldik. Bir izleyici sorumuz varmış. Pardon, buyurun, unutmayın sözünüzü. Yok. Aynı ölçüyü tutturmak için aralara cetvel koyarak ilerleyelim mi diyorlar. Benim bir videomuz daha var. O videoda şişle yapmıştık. Hani çekip uzatıp şişe geçirip, çekip uzatıp şişe geçir ama inanın hiç gerek yok. El alışmalı. Şöyle küçük bir parçayı biraz çalışmalı. Bence bir küçük bir atkı, küçük bir parça demin ütülediğimiz gibi bir parça örüp, deneyip sonra onu sökebilirsiniz. Tabii tabii. Hani yününüz de ziyan olmamış olur ama bir el alışkanlığı anladığım kadarıyla gerekiyor. Gerekiyor. Fakat çok güzelmiş şu yaka açma bilgisine. Bu hiç yapılamayacak bir şey değil. Biz Naz'la uçtuk buradan. Çok güzel değil mi Naz? Şimdi ördüm, yakayı açtım. Sonra yine aynı mantığıma döndüm. İlmeklerimi uzata uzata gittim. Bütün kalan ilmeklerimi ördüm. Geriye çektim bütün ilmeklerimi. Geriye çektim, geldim. Şimdi burada tabii kapattık ve bizim örgüyü devam ettirebilmemiz için sırt bölümüne burada zincirimiz yok. Şimdi o zaman buraya zinciri yerine koymalıyız. Yani 55 tane
zinciri kapattığımız için buraya 55 tane zincir çekiyoruz. Böyle gevşek gevşek, aynı gevşeklikte daha sıkı çekersek bu sefer olur. Vay vay. Şimdi burada biz bluz örüyorsak bluzumuzun arkasına geçiyor oluyoruz. Ama yelek örüyorsak yeleğimizde kolu açmış oluyoruz. Bu kadar kolay, yaka olmayan, kol evi kesme hiçbir sıkıntı olmayan, ipliğin dokusuna çok iyi yakışan bir teknik. Biz çok beğeniyoruz, çok değerli buluyoruz ve o yüzden böyle tekrar yapıyoruz ara ara bu çalışmayı. Evet. Geldik böyle. Şimdi ben saydım. Çok da işe yarar yani, çok güzel çok. Bu yaz. Fikirleriniz bu tünikler, paroyalar o kadar moda, pek çok yapmışlar. Hani makinede örülmüşleri var. Tabii. Ama tabii. Şunun yerine hiçbir şey tutmaz. Bir yumakla bile kısacıkları yapılır büstiyerler. Bir yumakla evet. Böyle. Ya Naz, bir şey söyleyeceğim. Rica etsem masken bile durabilir. Şunu, o kot elbisen çok güzel. Böyle bir giysene üstüne. Aysun geçme kameranın oradan, ben veriyorum. Şöyle bir görelim senin üstünde. Çok bende karışacak renkler diye korkuyorum. Çok çok kullanımlı bir şey. Evet Tülin Hanım, buyurun. Kısası da yapılabilir az yumakla. Evet. Şimdi o zinciri attık yakaya attık zinciri. Tekrar geriye dönüyoruz. Artık ondan sonra. Aynen bıraktığımız gibi, gösterdiğim gibi ilk aşamada böyle ilmeklerimizi çekerek dönüyoruz. Çok önemli bir şey şu boncuk. Şimdi ilmekler uzun olduğu için tabii bu küçük geliyor ve buradan çıkabiliyor ilmekler. Artık her şeyi düşünerek getirelim, gösterelim dedik. Wow, fikirmiş. Boncuk takıyoruz. Bu boncuğu tabii bu ilmek geçemiyor. Rahat ediyoruz. Yoksa buradan bunlar tabii sayı arttıkça çıkar örerken. Bence zora şu sokar. Çok herkesin işine yarayacak bir bilgi Tülin evet, Hanım. Evet, boncuk taktık, getirdik artık. Çok güzel. Hiçbir şey atlamayalım dedik. Yok, çok böyle güzel. Böyle örüyoruz. Artık anlaşıldı zannediyorum. Yine geliyoruz. Yine bunun üzerine bütün ilmeklerimizi en başta çıkardığımız gibi ilmeklerimizi çıkartıyoruz ve ilerliyoruz. Burada şöyle resim verebiliriz. Buyurun. Şey için, bütün ölçüler için. Yelek ölçümüz böyle. Buradan başlıyoruz. Bir dakika. Erkan, yazıyı şey yaparsan ne olur. Tamam. Siz böyle yatırarak koyarsanız. Tamam, yatırarak koyayım. Evet. Çekeyim. Evet. Bu yelek ölçümüz. Bu bluz ölçümüz. İlmek olarak verdik. Sıra olarak verdik. 27 sıraymış. Ben 42 yanlış söyledim galiba. Elbise olarak bu. Kaldırmıyordum, pardon. Evet, böyle. Zannediyorum bu anlaşıldı. Evet. Ütülü ve ütüsüz olarak da, ütü ve ütü sonrası olarak da böyle çalıştık. O çok güzel olmuş o fotoğrafta. Evet, hani yanıltmasın. Yani, bir kere daha şeyi söyleyelim mi Tülin Hanımcığım? Hani biz ne kadar öreceğiz, ütüyle ne kadar? Diyelim ki şu tüniği yaparken kaç santim örecektik ütüsüz mesela, hali? Ütüsüz hali 38 santim örüyoruz. Tamam. Sırt için 20 santim örüyoruz. Ama ütülediğimizde o rahat 35 santim oluyor. 36 olur, 37 olur. Bir de tabii burada şey çok önemli. Şu, bunu bilemeyiz. Herkes nasıl çekecek. Şu zinciri çekme. Yani şu ilmeği çekme önemli. Şimdi şöyle yapmalısınız bana kalırsa. Bir parça ördünüz. Örnek parça. Sizin eliniz, mesela Tülin Hanım'ınki çok gevşek. Benimki biraz daha sıkı, daha orta. Ördünüz. Ölçtünüz, 15 santim geldi. 15 santim ne kadar uzayacak Tülin Hanım? 15 santim daha uzar. Ha, sizin elinizdeki 15 santim, sizin ütünüzle, yapacağınız ütüyle ne kadar uzuyor'ya bakmanız lazım. Eğer ona bakarsanız orada kendinize bir ölçülendirme yapabiliriz. Naz, giydi mi? Geliyor mu? Gelsin bakalım, görelim. Evet. Gel Naz. Şöyle ortada dur. Biraz uzun geldi sana ama bence, bu bile çok evet, tarzı çok olmuş. Bakın kot elbisenin üstünde şu anda Naz'da. Evet, bir kemer yapmışlar beline, biraz uzun gelmiş. Ama çok 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 güzel. Demek ki herkesin ölçüsü çok şık duruyor. Yani şeyi güzel, dökümü değil mi Naz? Yani bunu kotun üstüne giyersiniz. Efendim, şortun üstüne giyersiniz. Mayonun üstüne giyersiniz. Kışın giyersiniz. Yani böyle bahar mevsim geçişlerinde. İçinize bir gömlek giyer.
giyersiniz. Üstüne bir ceket giyersiniz, kot evet, ceket. Evet, bence böyle çok güzel. Boynumdan dolayı taktım olsun, ama böyle. Olsun, yere değse de çok güzel. Böyle çok güzel. Böyle çok güzel. Çok şık. Naz, teşekkür ederim canım. Teşekkür ederim. Çok mersi. Sen hazırlan şimdi, biraz sonra bizim bölüm başlayacak. Şimdi evet, şunu Hanım, tekrar söyleyebilirim. Her şeyi söyledik aslında. İlmeklerimizi yani bir santiminden biraz fazla. Bir santimden fazla hep böyle çekiyoruz. Bir santimden daha fazla uzun uzun çekiyoruz. Uzun çekmemizde hiçbir sakınca yok. Hiçbir şey olmaz yani. Uzun çekebiliriz böyle rahat rahat. Şurayı tutuyoruz. Bu çok önemli bir püf noktasıydı. Zaten videolardan tekrar tekrar izliyorlar. Başka söyleyebileceğimiz... Şişinize boncuk takmayı unutmayın. Şişimize boncuk takalım. Çünkü ilmekler iri iri olduğu için arkadan çıkar. Çıkmasın. Çok çıkar. İyi bir fikir aldım böylece bugün buradan. Evet. Yakayı bakın yaptığı veya kol, veya kol. Evi orası. Böyle. Ay Tülin amcığım, bugün baya ders gibi bir program oldu. Hakikaten çok güzel öğrendik. Sizlerin de...